Sahabenin büyüklerinden biridir Zeyd bin Erkam. Efendim Kur'an-ı Kerim'in toplanmasında önemli rol oynamıştır Zeyd bin Erkam. Onun şöyle bir duası vardır. Tabi onun duası derken Hazreti Peygamber'den duyduğu bir dua. Onu size bu cuma sabahında sizinle onu paylaşmak istiyorum. Allah'ım acizlikten, tembellikten sana sığınırım. Yani aziyete düşmekten, tembel olmaktan sana sığınırım. Çünkü tembel başkasına yük olur. Kendi yük olur, başkasına da yük olur. Hem kendine yük hem başkasına yük. Allah'ım cimrilikten, cimrilik kötü bir hastalıktır çünkü. Korkaklıktan, korkaklık da insanın onuruna zarar verir. Sana sığınırım. Allah'ım üzüntüden ve kabir azabından sana sığınırım. Kabir azabı var mıdır? Arkadaşlar kabir sevabı varsa, kabir nimeti varsa azabı da var demek ki. Şehitlerle ilgili ayetlerinde ne diyor? Yurzakun diyor. Şu anda onlar rızıklanıyorlar şehitler. Şehitler nasıl rızıklanıyorlar? Demek ki bir nimet var kabirden sonra yani. Firavun'la ilgili ayet-i kerimede onlar boğuldular ve ateşe sokuldular. Ateşe şu anda girdiler diyor. Mahşerde, ahiret gününde de daha şiddetli bir azaba onları sokun diyeceğiz. Bu ayet-i kerimeler kabir azabının varlığını gösteriyor. Peygamber ne buyurdu? El-kabru imma ravdatun min riyadil cinan, ev hufratun min hufarin niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya cehennem çukurlarından bir çukurdur diyor Yüce Allah. Yüce Peygamber aleyhissalatü vesselam. O halde kabir azabı var. Cennet var, cehennem var, kabir azabı var, kabir nimeti var. Nasıl onu inkar ederiz? Hazreti Peygamber her duasının başında Medine'de Allah'ım kabir azabından sana sığınırım. Yani Hazreti Peygamber bazı şeyleri kademe kademe anlatıyordu. Mekke-i Mükerreme'deki anlattığı şeylerle Medine'deki anlattığı şeyler farklı olabiliyor. Yani genişliyor, farklı olabiliyor derken namaz ibadetleri işte 5 vakit namaz tam Miraç'ta emredildi. Yani peygamberliğinin 13. yılında emredildi. Daha önce namaz yoktu ki 2 rekatlık namaz vardı. Zekat, işte kurban, şunlar bunlar Medine'de emrediliyor. Onun için Hazreti Peygamber mesela kabir azabından daha çok Medine'de bahsediyor. Çünkü sırası geldi artık. Yani kabir ziyaretini yasaklıyor bir ara. Niçin yasaklıyor? İnsanlar mezara gittiklerinde üstlerini başlarını parçalıyorlardı. İnsanlara mezar ziyaretinin adabını öğretti. Sonra ne dedi? Sizi mezara gitmekten alıkoymuştum, artık gidebilirsiniz. Kademe kademe öğretiyor. Onun için duaları değerlendirirken de bunu bilmek lazım. Evet devam ederim. Allah'ım nefsime takvasını ver. Yani beni takvalı kıl ve nefsimi temizle. Çünkü nefis hem iyiliği emreder hem kötülüğü emreder. İmanla bezenmiş olan nefis insanı doğru yola yöneltir. Şerle, şeytanla bezenmiş olan nefis insanı şerre yöneltir. Allah'ım onu temizleyenlerin, yani insanı temizleyenlerin efendim en hayırlısısın, sen onu koruyansın. Allah'ım korkmayan kalpten, doymayan nefisten sana sığınırım. Yine Hazreti Peygamber'in meşhur dualarından biridir. Min kalbin la yahşa diye o meşhur duasında ürpermeyen kalpten, doymayan mideden, efendim ürpermeyen kalpten sana sığınırım. Allah'ım fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Duanın kabul olmaması da bir insanın ümitsizliğidir. Allah bütün duaları kabul eder. Safi bir kalpten çıkarsa kabul eder. Ama kirli bir kalpten çıkarsa erteler. Bir de bir şey daha var. Siz bir şey için çok dua ediyorsunuz. Yani ölçülü dua etmek lazım.